Ve bugün programımızda bir konuğumuz var. Ben yapmış olduğum programlarda da hep söylerim. Yani kadınların ön plana çıkması. Yani ülkeyi de keşke, dünyayı da keşke kadınlar yönetse. Daha güzel, barış içerisinde, savaşın olmamış olduğu bir dünya olacağını canı gönülden inanmışımdır. Ve ülkemize de sevgili izleyenler, kadınlar, kadın girişimciler artık kendilerini göstermeye başladılar. Özellikle üretim anlamında. İşte bu anlamda da yanımızda Füsun Başaran, değil mi? Yan doğal doğru söylüyorum. Doğrudur, evet. Kendisi doğal gıda üreticileri. Biz sizle Ordu günlerinde İstanbul'da tanışmıştık. Orada yapmış olduğunuz doğal ürünler vardı. Kadınların bu işe el attıklarını, ev ekonomisine, ülke ekonomisine de fayda sağlayacakları yönde yapmış oldukları birçok çalışmalarınız vardı Füsun Hanım. Evet. Ben öncelikle vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Hepsi bizim aslan evladımız. Evet. Çok üzgünüm. Çalışmak, üretmek gerçekten çok kıymetli bir şey. Evet. Daha önce bir çalışma hayatım vardı. Fakat çocuklardan sonra ben ara verdim zannediyordum. Onları sağlıklı beslemek adına başladığım, girdiğim bu yol bana zamanla iş haline geldi. Çünkü herkesin temiz gıdaya ulaşması gerçekten çok mümkün değil. Biz bunu çok canı yürekten başarmaya çalışıyoruz. Çok fazla yaparak başkalarının da yararlanmasını sağlıyoruz. Ordu'da evde üretime tabi ilk kadın üreticiyim. Bu anlamda başka arkadaşlara da yol açtığımı düşünüyorum. Sadece kendimiz için değil birçok kişi için de bunun değerlendirmesi tabii ki daha kıymetli oluyor. Neler üretiyorsunuz Füsun Hanım? İşin aslı bizim amacımız köyü yaşatmaktı. Köyde ne varsa onunla yola çıktık. Fakat zamanla Tarım İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bir sera kurdurdum. Dolayısıyla ham madde çeşitliliğimiz artmış oldu. Köyümüzde çok fazla elma ağaçları vardı. Bunlardan susuz elma sirkeleri yaptım. Evet. Onlara sirke demiyoruz biz, susuz elma sirkesi. Ya bu çok önemli bir ayrım değil mi? Sirkeli, elbette, susuz. Elbette, çünkü birinde elmanın üstüne su ekliyorsunuz, diğerinde %100 elma suyunu elde edip içine bir tek damla su eklemeden onu fermente ediyorsunuz. Yani elmanın suyunu çıkartıyorsunuz. Onlarca kat fark var, lezzet açısından da tabii ki şifa açısından da, teknik olarak da farklı. Susuz elma sirkelerinden başka şımartılmış tarhanalarım var. Onlar için ben bir sera kurdurdum istediğim kalitede domates yetiştirebilmek için. Bir sera domatesle çok tonlarca tarhana olur. Dolayısıyla soslar da yapıldı. İşte kahvaltılıklar, acılı ezmeler vesaire. Köy yerinde işte meyve ağacı olur, pekmezler yapılıyor, meyve suları. Hepsi bir şekilde ürettiğimiz her şey, bahçemizde olan her şey, ki bu bahçe gönülden organik bir bahçe, evet, kimyasal kullanmadan üretimimizi yapıyoruz. Bir şekilde ambalajlanarak, kavanozlanarak veya kurutularak kışa öteleniyor ve raflara taşınıyor. Yani siz hani önceden köylerimizde olan annelerimizin, anneannelerimizin yapmış olduğu o belki de unuttuğumuz, şimdiki neslin bilmemiş olduğu o tadları tekrar gün ışığına çıkartıp bununla ilgili bir pazar oluşturuyorsunuz ki sadece siz değil, bütün ilçelerin kadın dernekleri de kendi köylerinde, kendi ilçelerindeki bu ürünleri tekrar sizin söylediğiniz gibi paketleyip pazarlama, evet, aşamasındalar. Orada kurulan kooperatifler var. Türkiye'de kurulan kooperatifler var. Bunlar aracılığıyla esasında bunlar çürümeye mahkum olan meyveler. Bunları biz değerlendirerek işliyoruz. Çok da sağlıklı, tertemiz gıdalar üretiyoruz. Köyü yaşama ve yaşatma imkanı olmayan kişilerin de yararlanmasını sağlıyoruz. Ve hepsi organik ürünler. Organik demek için sertifika gerekir. Evet. Karadeniz'de biliyorsunuz yerler bölünmüştür. Sertifika olması zordur. İmkansız değilse de zor. Ancak bizimkisi gönülden organik ürün. Bu ne demek? İşte kimyasal kullanmıyoruz, suni gübre kullanmıyoruz. Tamamen tertemiz ürünler ama sertifikası yok. Peki bu ürünlerinizi mesela hazırlıyorsunuz, piyasaya sürüyorsunuz. Nasıl? Yani birebir mi yoksa böyle sosyal medya, internet üzerinden mi satışlar sürüyorsunuz? Yani pazar konusunda bir problem, bir sıkıntı var mı? Esasında başlarda vardı. Fakat doğru bir yol tutturduğunuz zaman ve bundan da ödün vermediğiniz zaman artık pazar problemi azalmış durumda çok şükür.
tanınır olmak ve ürünün kendi reklamını yapıyor olması çok önemli. Bunun yanında tabii ki sosyal medyadan da yararlanıyorum. Evde üretime tabi bir kadın üreticiyim. Dolayısıyla ben bunu kendim pazarlayabilirim. Bir yere toptan olarak şu aşamada veremem. Kendim satışını yapıyorum. Peki sizin gibi düşünen, yani bu konuda yani bilgi sahibi, becerikli, yetenekli olan hanımlar ya ben de yapabilirim dediklerinde sizce nasıl davranmaları lazım? Harekete geçmeleri gerekir mi? Bence geçsinler tabii ki, hem de hiç düşünmeden geçsinler. Bir kere üretmek çok güzel bir şey. Satmasanız bile kendi evinizin ihtiyacını tertemiz üretebiliyorsanız bu da aile ekonomisine katkıdır. Ancak bunu biraz daha boyutunu büyütüp ticarete döndürmeye başladığınız zaman da yavaş yavaş şehir ekonomisi, ülke ekonomisi derken mutlaka katkı sağlar. Ben kesinlikle herkese tavsiye ederim. Evet. Ve kadın için gerçek anlamda, toplumlar içinde, kadın içinde bir özgürlük bu. Pandemide hepimiz gördük, elimizde paramız oldu, satın alamadık. Evet. Dolayısıyla kendi üretimimizi yapmamız gerçek özgürlük bu bence. Evet, yani bir ülkenin de özgür olması işte üretmekten geçiyor. Tarım olarak da özgür olmamız gerekiyor. İşte pandemide maalesef ki gördük. İşte pandemi ve işte Rusya-Ukrayna savaşında da gözümüz yollarda kaldı. Gemilerden gelecek olan o yağlara bakar olduk ki bu topraklarda neler yapılabilir, neler yapılabilir? Bunun için şunu da belirtmek istiyorum. Herkesin üretmesi mümkün değil. Fakat tüketicinin de bilinçli olması gerekir. Ben ne kadar özel bir ürün yaparsam yapayım, tüketici bunu farkını anlamadığı, bilemediği sürece o benim çocuklarıma hitap eden bir şeydir ancak. Dolayısıyla tüketici de bilinçli olacak ve temiz tarım yapan küçük üreticiyi destekleyecek. Atalık tohumlarla çalışıyoruz. Çok büyük üreticilerin bunu yapmaları mümkün değil. Dolayısıyla hala elimizde atalık tohumlar kalmışken, toprağın temiz kalmasına önem veren küçücük üreticiler kalmışken, lütfen halkımız da onları ve bizleri tabii ki desteklesinler ki bu iş sürdürülebilir olsun. Evet. Ben 2008 yılından beri bu işi yapıyorum. Evet, temiz toprak, temiz su, bunları korumamız, sağlamamız da gerekiyor sevgili izleyicilerimiz. Ki geçmiş olduğumuz dönemler içerisinde hani maden arama yüzünden, madenler yüzünden sevgili izleyenler birçok bölgede işte bu konuyla ilgili endişeli. Maalesef ki özellikle Fas'ta bunun sonuçlarını görmüş olduk. Bizim gerçek madenlerimiz, toprağımız, bu toprağı evet, işlemek toprak bizim öyle. İçin en büyük özel konulardan bir tanesi olması gerekiyor. Ben çok çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Kadınların, kadın girişimcilerin neler yapabileceğine küçük de bir örnek, en azından bir hareket anlamında çok çok önemlidir. Kendi ürünlerinizi pazarlama, piyasaya sürme ve bir sonraki kuşaklara aktarmak belki de sizler için oldukça anlamlı olacaktır. Evet, Ordu'da bir ivme kazandırdığımı biliyorum Ordu'ya. Umarım Türkiye'ye de örnek olan bir üretici olurum. İnşallah. Evet, Füsun Başaran bizlerle birlikteydi. Gıda, doğal gıda ürünleri konusunda sevgili izleyicilerimiz bireysel olarak yapmış olduğu çalışmalarla beraber işte biz sirkeyi sirke olarak biliriz ama bunu susuz sirke ve bunun gibi birçok ürünleri de kendi bünyesinde sevgili izleyicimiz.